Sağanak yağmur Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesinde tüm İstanbul olduğu gibi Kadıköy'de esir almıştı. Kötü havaya rağmen Ülker Stadyumu'nun yolunu tutan sarı lacivertli taraftarlardan bir tanesi vardı ki görenleri hayrete düşürdü. Hastamız 78 yaşında, ritim bozukluğu hastası, kapak hastası, kalp yetersizliği hastası, yüksek tansiyon hastası, yani bayağı bir hastalık var. Ve normalde bir 100 metre daha yürüyemeyen bir hasta, fazla miktarda ilaç kullanan bir hasta. Tesadüf olarak Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrendim. Özellikle bir muayene sırasında Van Persie ile ilgili yorumlarını da görünce çok yakın takip ettiğini gördüm. Ve en büyük dileği statta son bir kez maç seyretmekti. Böyle olunca ben de özellikle bu tür hastalarda moral, motivasyon çok önemlidir. İlaçlar kadar önemlidir. Teyzenin ise tüm bu rahatsızlıklarına rağmen tek derdi Fenerbahçe'ydi. Şampiyonluk şeyimizi şöyle böyle oğlum. Evet, seneki oyunumuz yok. Teknik direktör bir kere iyi yönetmiyor. Ondan sonra kalecimiz biraz bu sene gevşedi. Ama forvet oyuncularımızı beğenmiyorum. İkisini de beğenmiyorum. Yani heyecanla bakıyorum, sinirle bakıyorum, stresle bakıyorum. Ama oyundan pek zevk almıyorum. Benim kalbim var, heyecanla bakıyorum. Ondan sonra doktorum beni sağ olsun Fenerbahçeli olduğumu, ondan sonra Fenerbahçe aşığı olduğumu öğrenince beni burada bak bütün aletleriyle beraber getirdi. Stadyum içerisinde de bir taraftar Nani'ye sesini duyurmak için elinden geleni yaparken sonunda amacına ulaştı. Ülker Stadyumu'nun isminin tanıtım şovu esnasında iki takım çalışmalarını karanlıkta sürdürürken hakem Bülent Yıldırım yardımcılarına başarılar diledi. Işıklar tekrar yakıldığında Robin van Persie ve Volkan Şen maç içerisinde yapacakları organizasyonları kararlaştırıyorlardı. Isınma hareketleri sonrası maçın başlamasına saniyeler kala Alper Potuk ve Vitor Pereira hoş geldiniz demek için Kasımpaşa Kulübesi'ndeydi. Maçın ilk düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mağlubiyetini taraftarını unutturmak istiyorlardı. Gol pozisyonları arka arkaya geldi. Perdeyi açan gole ise Diego Rivas imza attı. Brezilyalı gol sevincini öyle hırslı yaşadı ki Volkan Şen kendisini yatıştırmakta zorlandı. Volkan Şen'e yapılan bu hareket sonrası karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Robin van Persie golü locadaki ailesine armağan ederken Hollandalı'nın eşi Büşra van Persie sevincini dans ederek gösterdi. Yaşa!
yarı bu skorla sona ererken Volkan Şen çorabında ve tekmeliğinde oluşan hasarı kameralarımızla paylaştı. İkinci yarının da ilk yarıdan farkı yoktu. Fenerbahçe atakları dalga dalga geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira 3 oyuncu değişikliğini aynı anda yapmaya karar vermişti. Oyundan alınanlardan biri olan Volkan Şen'in tribünleri selamlamasına Kasımpaşalı Castro çok kızdı. Castro'ya tepki gösteren sarı lacivertli tribünler, daha sonra oyundan çıkan Robin van Persie'yi ise ayakta alkışladılar. Oyuna dahil olan oyunculardan Alper Potuk, belki de kariyerinin en şık golüne imza atarken Kadıköy'ü ayağa kaldırdı. Bu gole yedek kulübesinde sevinen Vitor Pereira ve Caner Erkin'in diyaloğu da görülmeye değerdi. Maçın son dakikalarında Kasımpaşa'da Malki farkı ikiye indirirken pozisyonun faul olduğunu düşünen Gökhan Gönül maçın son düdüğünün ardından itirazlarını sürdürüyordu. Gecenin sonunda Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi moral bulan sarı lacivertlerde yıldız oyuncu Robin van Persie çocuklarıyla birlikte karma alandaydı. Hollandalıyla fotoğraf çektirmek isteyen emniyet görevlileri adeta kuyruğa girerlerken küçük Persie'lerin sabırla babalarını beklemeleri kameralara böyle yansıdı.